Sayın Başkan, memleketine hoş geldin. Hoş buldum, sağ olasın. Evet, biliyorsunuz seçime çok yakın artık, saatler kaldı. Evet, siz de tabii ki bu seçimin içerisindesiniz, bu olayları da yaşıyorsunuz. Genel bir değerlendirme Türkiye açısından ve yaşadığınız, en azından çocukluğunuzun burada geçtiği ilçeniz açısından görüşlerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Önce çocukluğumuzun kenti ve hâlâ tutkuyla bağlı olduğumuz kentimiz, evimiz, yurdumuz, göz bebeğimiz Pazar'dan başlamak lazım tabii. Pazar Rize'nin en kadim kentlerinden biri, en köklü kentlerinden biri. Çok aydın bir kentti, çok aydınlık bir kentti. Herkesin yaşam sevincini bulduğu bir kentti, yaşama umudunu bulduğu bir kentti. Sinemayla tanıştığı bir kentti. Bütün bu özellikleriyle bir aydınlanma kentiydi. Ama yıllardır bu AKP yönetimi altında Pazar gerçekten nefessiz kaldı, soluksuz kaldı. Doğal olarak Pazar'ın nefes alması lazım, soluklanması lazım. Bir değişimin yaşanması lazım. Pazarlar bunu hissetti, pazarlar bunu gördü. Ben de sık sık gelip gidiyorum, bakıyorum, gözlemliyorum. Bu değişimi bizzat tanıklık ediyorum. Bizzat da bu sürecin içerisindeyim. Artık pazarı bütünüyle bir kısır döngünün içerisine sokan ve pazarı hak ettiği yerin ötesinde çok geri bir düzeye çeken anlayış artık sona eriyor. Pazartesi bambaşka bir pazar ortaya çıkıyor. Yeni bir pazar ortaya çıkıyor. Değişim kendisini anlamlandırıyor. O yüzden bu önemli bir olay. Pazardaki bu değişim önemli bir olay. Çünkü pazarın değişimi Rize'de de değişimlere yol açabilecek, bir süreci ateşleyebilecek bir tablo yaratır siyaset açısından. Sadece pazar değil, Fındıklı, Pazar, Ardeşen hattı, bu üçlü sahil hattının da muhalefetin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline geçmesi, burada CHP'nin iktidar olması mümkün. Bu şu manaya gelir, bu seçimlerin konuşulan en önemli ili Rize ili olur. Rize ilindeki bu üç ilçenin, hatta buna Çamlı Hemşin'i, buna Hemşin'i de dahil edersek, bu beş ilçedeki tablo hem Rize'nin siyasi geleceğini belirleme hem de Türkiye'nin siyasi geleceğini belirleme anlamında çok önemli değerlendirmelere yol açar, tartışmalara yol açar. Kamuoyunun gözü buralara bakar. Bunu söylememiz gerekiyor. Bu pazardaki değişim izlerini Türkiye'nin birçok yerinde de görmemiz söz konusu olabilecek. Bu bir yerel seçim. Ama yerel seçime girdiğimizde büyük bir ekonomik krizle insanlarımız yüz yüze kalmış vaziyette. Gerçekten büyük bir acı var, büyük bir yıkım var, büyük bir öfke var. 14-28 Mayıs seçimlerinde AKP palyatif çözümlerle ekonomik krizin sonuçlarının üstünü örtmeye çalıştı. Ama dikkat ederseniz bu seçimde böyle palyatif çözümler bile bulamadı. İnsanları kendi kaderiyle baş başa bıraktı, umursamadı. Bunu da insanlar hissediyor ve görüyor. Bu ekonomik kriz 14-28 Mayıs'ta sandığa yansımadı ama bu seçimde yansıyacak gibi gözüküyor. Bu önemli bir faktör. Bir de tabii bu bir İstanbul seçimi esasen. Yani bu seçimin esas noktası İstanbul'da seçimi kim alacak? İstanbul seçiminin sonuçları Türkiye'deki siyaseti belirleyecek. Siyasetin geleceğini belirleyecek. Eğer AKP alırsa bu şu manaya gelir. AKP'nin inşa ettiği rejim daha da sağlamlaşacak ve yeni bir anayasayla rejim tahkim edilecek. Eğer İmamoğlu tekrar kazanırsa siyasi gelişmeler açısından muhalefetle iktidar arasında bir nispi denge oluşmuş olacak. Ve 2028 başkanlık seçimlerinin ana ekseni de, ana tarafı da ve siyasetin önemli bir dinamiği olarak da Ekrem İmamoğlu etrafında yeni bir süreç ortaya çıkacak ve siyasi gelişmeler bu şekilde cereyan edecek. Muhalefetin kazanması topluma bir umut verecek, bir güven verecek. Muhalefetin 14-28 Mayıs'ta kaybetmesi gibi bir tablo karamsarlığı, yılgınlığı ve umutsuzluğu daha da pekiştirecek. Bu demokrasi açımızdan, bu özgürlükler açısından,
çok önemli sıkıntılara, daralmalara yol açabilir. O yüzden bu seçimlerde muhalefetin bir bütün olarak başarılı çıkması ve AKP-MHP rejimiyle temsil edilen anlayışın yenilmesi, en azından güç kaybetmesi, en azından mevzi kaybetmesi oldukça önemli. Rize'de bu mevziler, söz konusu mevziler, Rize'de Pazar, Fındıklı, Ardeşen açısından sanırım buralarda muhalefet iktidarın duvarında gedikler açacak. Buralarda bir muhalefet yerel yönetim süreci iktidar olacak. Çamlı Hemşin ve Hemşin de buna eklenirse sürpriz olmaz. Ve Rize'de bambaşka bir siyasal, toplumsal döneme girmiş olacağız. O yüzden pazar açısından bir de şunu söylemem gerekiyor. Ben pazarlıyım ve süreci yakından takip ediyorum. Bizim açımızdan mesele pazarda herhangi birinin bu Neşet Başkan olacak. Tek başına başkanlığı bir belediye meclisine gelme meselesi değil. Biz Pazar Kent Meclisi diye bir oluşum örgütlüyoruz. Köylerden, mahallelerden. Pazara bir demokrasi modeli oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden seçtiklerimizi denetlememiz gerekiyor. Yöneticilerimizi denetlememiz gerekiyor. Demokrasi böyle bir şey. Denetim yoksa demokrasi yok. O yüzden pazarda yerel yönetim seçimini kazanmak tek başına yetmiyor. Yerel yönetim hep beraber yönetim demektir. Birlikte yönetim demektir. Birlikte yönetim ve birlikte denetim demektir. Bu açıdan Pazar Kent Meclisi'nin örgütlenmesi, kendini geliştirmesi en az Pazar Belediye Başkanlığı'nın kazanılması kadar önemli. Ben bir pazarlı olarak Pazar Kent Meclisi'nin oluşumu, güçlendirilmesi, toplumsallaşması açısından siyasi sıfatımın ötesinde bir pazarlı yurttaş, bir pazar sevdalısı olarak elimden gelen çabayı bundan sonra göstermeye devam edeceğim. Evet, Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Türkiye için hayırlara vesile olur. Tekrar teşekkür ederiz.